Cevdet. Ne yapıyorsun sen Ömer? Ne atlak tıraş duruyorsun? Hayrola Cevdet? Ben sana sordum. Benim bilmem icap eden bir şey var mı dedim. Yok. Dedim. Yok. Meğer bir şey varmış Ömer. Meğer ben can dostum. Bu ülkenin en tehlikeli mafya babasının oğlunu öldürmüş. Şşşt! Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Adliyedeyiz ya. Delirdin mi? Deliren ben miyim sence? Tamam bir dışarı çıkalım, hava alalım, bir anlatacağım ben sana. Bir zahmet. Bir zahmet. Çünkü hani neden öleceğim bunu bilsen çok iyi olur. Canım benim. Çay içer misin? Çay mı? Çay. Al bakalım Cevdet. Başlayacağım çayına şimdi. Ya işte iç. Adliyedeyiz ikimiz de. İkimizin de seveni çok burada biliyorsun yani. En azından sıcak çay içip sıcak sohbet ettiğimizi düşünsünler. Beni nasıl bir belaya soktuğunun farkındasın değil mi? Ya özür dilerim Cevdet. Dileme. Dileme. Özrü yok. Bana açıkça söylemen lazım. Ne sandın, ne düşündün? Yardım etmeyecektim. Hiç düşünmeden yapardım. Ama bu şekilde hazırlıksız yakalandım. Hem kendini hem beni batırdın. Ününü alamadım. Ya benim niyetim gizlemek falan değildi Cevdet. Utandım sadece. Hayatını adalete, hukuka adamış biri olarak utandım ben. Ya işte kaza değil mi? Herkesin başına gelir. Ya kaza, kaza da ben Azem Demirkıran'ın oğlunu öldürdüm ya. Onlar kaza maza dinlemez Cevdet. Korktum ben. Kendimden değil ya. Ozan'dan korktum. Annesini daha yeni kaybetti çocuk. De bununla uğraşsın istemem. Ozan'ın bundan haberi var mı? Yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Cevdet. Benim yardıma ihtiyacım var. Eğer beraber hareket edersek. Başka şansımız var sanki. Oo, avukat hanım hoş geldiniz. Sayın Başkan, asıl siz hoş geldiniz. Rahatsız etmedim değil mi? Bölmedim bir şey. Hayır, hayır. Bilakis geldin, beni bu mahkeme suratlı adamın çenesinden kurtardı. Bak, bak. Siyasetçi olduğunu unuttu kendisi. Özlemişim sizin bu hallerinizi. O halde hemen sözümü alıyorum. İlk fırsatta toplanıyoruz, mangalı ben yakıyorum. Harika, çok isterim. Peki. Hadi size kolaylıklar olsun. Ömer, arayacağım seni. Tamam canım. Tutsana.